gittiğimde, ben eve gittiğimde farklı bir çocuk gördüm. He. O zaman anlıyor tamam musun? O zaman. Yani ben ne diyeyim? Şimdi inanılmaz derecede. Ben yine ben olumlu bakıyorum. Ben de etkilenmişim şu anda. Yani şu anda kalbin, ben yüreğin, fikrinizi... insanlığın seninle ömür boyu yaşanacak gerçek anlamda da bunu samimiyetimle söylüyorum. Ama bak sana ne diyor Asiye? Ben hala olumlu bakıyorum diyor. Asiye niye hala olumlu bakıyorum diyorsun? Bence onun senden özür dilemesi lazım şu anda. Niye olumluyum diyorsun? Ya tabii ki yani ben yeri geldiği zaman ben ondan size özür dilerim. Defalarca özür dilerim yani. Asiye'yi Türkiye'de da çok sevdi. Bunu da kaybetmek bakın, Türkiye'de istemiyorum çok sevdi. Açıkçası. Biz de çok sevdik. Niçin çok sevdik biliyor musunuz Asiye'yi? Sadece temizliği için, saflığı için, dürüstlüğü yalan mı, duyguları için, dürüstlüğü için, içi dışında olduğu için. Şimdi çok biz burada Asiye'yle eğlence yaptığımız için gülmedik dün. Onun safane, saflığına, temizliğine bayıldığımız için sevdik. Şimdi böyle bir durumda o kadar saf, öyle bir o kadar temiz ki hala diyor ki ben hala öyle düşünmüyorum. Çünkü size maalesef Asiye'nin gönlü aktı. Ben bunu hissediyorum. Öyle mi Asiye? Yani ilk etapta öyleydi ama yani zorla güzellik olmaz. Ben ne diyeyim yani bilmiyorum ki. Şimdi iyi de düşünemiyorum, kötü de düşünemiyorum. Şimdi arada kaldım yani. İsterseniz belli bir zaman şey yapayım. Ben yine iyi niyetli düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi belli bir zaman ki, görüşelim ki diyorum. Asiye Hanım, ama bir zaman bırakalım ama sana o zaman umut vereceğim bu sefer bak. Tek tek konuşun. Bak, şimdi sana umut ver. Desem ki zaman verelim. Biz bu stüdyodan çekip gideceğiz. Sen benimle ilgili hayal kuracaksın. Ben seninle olmaz. İlgili hayal kuracağım. Olmaz. Bu sefer 3 gün ya da 1 hafta ya da 10 gün ya o da 1 ay sonra. O zaman ben size bırakıyorum. Başka bir şey demiyorum. O zaman senin duygularınla ben oynadığım an ben vicdan azabı çekeceğim ölene kadar. O zaman çünkü ben senin size o kadar saflığın, o kadar güzelliğin yani kalbin o kadar temiz ki, o kadar güzel ki çok özür dilerim bayanlardan. Ben bu hayatın içerisindeyim. Ne insanlar gördüm, üstünde elbise yoktu ama ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu. Ya ağzım çok güzel laf yapıyor Cafer Bey. Gerçek anlamda bir bunu şey samimiyetimle söylüyorum. Seninle inanılmaz derecede bir evlilik o kadar güzel gideceğini düşünüyorum ki ama ortada 8 yaşında çocuk benim belimi kırmış. Ya 8 yaşında çocuk hepimizin belini kırar ama bu 8 yaşındaki çocuk zaten dünyadaydı. Dün de vardı, yani bugün de vardı. 8 yaşındaki çocuğu bilerek geldin. Bir şey pardon dayanamıyor seyirci isyanda buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim oğlum? 8 yaşındaki çocuk şimdi tabii böyle gördüğü zaman istemez. Ama onu alırsın. Bayanı da alırsın, bir parka, bir yere gidersin, bir oyuncak alır bayan, onu verir. 8 yaşında benim de torunum var, bir şekerle kanıyor çocuk. Evet. Yılmaz amcam, sen de söyle. O zaman Cafer Bey, sen şimdi çocuğu ama sizin arada çocuk var. Niyetiniz yoksa tamam. Açıkça bayanın... Çocuğu bahane ettikten sonra, çocuğa laf geçirmekten sonra sen evlenmeye gelme kardeşim. Ne zaman ki çocuğunu ikna edersen, çocuğun artık kabul ederse ondan sonra evlenmeye kalk. Şimdi affedersin, Asiye Hanım olmadı da Fatma Hanım oldu. Aynı şey yine olacak başınıza. Şimdi yıllar önce şunu da düşündüm. Falan yok. Yani ki ya annesine ki mümkün değil yani. Evet. Babama anneme göndersem, babam annem belirli bir yaşta yani. Kendilerine işte bakmak ancak mümkün yani. Bir de 8 yaşındaki bir çocuğun bakımı daha farklıdır. O zaman sen biraz daha sabret çocuk tamam, biraz daha aklı başına gelsin. Ondan sonra evlenmeye kalk. Söyleyin. Bu çocuk 2 gün içinde mi ortaya çıktı? Daha önce neredeydi bu çocuk? Tamam siz söyleyin. Ben şu yukarıdaki bayanın söylediğini söyleyecektim ama benden önce söyledi ama... Hakikaten şöyle bir şey yapın, hemen kestirip atmayın, hemen bıçak gibi kesmeyin işi. Bence bir müddet daha konuşmanıza, birbirinizi tanımaya devam edin. Eğer gerçekten birbirinizi sevebileceğiniz bir insansanız, bence çocuğu bir parka peki götürün, bir şey yapın. Çocuk ısınacaktır eminim. 8 yaşında bu çünkü. Isınacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben katılmıyorum size. Ben size katılmıyorum. Yani şu anda kararını versin o zaman bence. Ben de aynı fikirdeyim. Neden biliyor musunuz? Ben biliyorum ki Asiye tekrardan ümitlenecek. Asiye çünkü çok yani, iyi niyetli, çok saf birisi. Yani. Tekrar ümitlenecek, tekrar üzülecek ve onun bugün nasıl geldiğini gördüm. Nasıl sevinçle geldiğini gördüm. Evet. Şu anda çok üzgünüm. Asiye yerine çok üzgünüm. Asiye sen kararını ver ve senden... Olumsuz söylüyorsan büyük bir özür bekliyorum Cafer Bey'den sana.
Yok, ben tekrar olumluyum ama ona bırakıyorum yani ben. Bir şey demiyorum yani. Asiye. Beğenmiştim Asiye yani, nasıl kurtulur diye bir film var. Böyle kurtulamazsın. Ama böyle bu şekilde söyleyemem yani. Kimseyi ben hayatım boyunca böyle reddetmedim yani. Nasıl şey yapacağımı da bilemiyorum şu anda. Asiye diyor ki tekrar üzebilirim. Bak ben sana dedim evet olabilir dedi. Böyle diyen birine sen hali hazırda bekliyorum dememelisin bence ya. Bence. Burada beklemeliyiz, sana başka seni anlayacak. Senin değerini sana verecek başka talipler beklemeliyiz bence. Bence. Ama. Yani bana inanıyorsan, güveniyorsan bence, ama sen bilirsin yine de. Şu anda bir şey düşünemiyorum artık. Onu söyledikten sonra gereken şeyi zaten kendisine ben söyleyeceğim. Buna inanın, çocuğumun bu tepkiyi göstermeseydi bugün yüzükleri burada takacaktım. Buna inanın. Bak samimiyetimle Cafer söylüyorum. Cafer Bey, çok özür dileyerek yine müdahale ediyorum. Bütün stüdyo size inansa şu an ben inanmıyorum. Benim zihnim diyor ki eğer gerçekten ben bir şeyi istesem ben giderim. Derim ki Asiye Hanım'a bana birkaç gün izin ver. Pedagog bulurum. Nihayetinde bu çocuklar annelerini babalarını kaybedip çok trajik acılar yaşayan ve bunları atlatan çocuklar var. Burada bir trajedi yok zaten. Evet. Gerçekten öyle olsaydı. Aynen katılıyorum. Siz sahip çıkardınız duygunuza. Aynen katılıyorum ve o yüzden diyorum ki sevgili konuklarım, siz de bana katılıyor musunuz? Cafer Bey'de dünden bugüne farklı bir gelişme var. İçinden evet. Böyle bir şey istemiyor. Evet. Doğru mu? Evet. Siz düşüncenizi net söyler misiniz bundan sonrası için? Ya bundan sonrası için şimdi düşünmüyor muyum? Düşünüyorum. Her dakika, her saniye, geldiğim dakikaya kadar, buraya çıkmadan önceye kadar bile... Net karar istiyorum. Evet net mi, karar, hayır yani, mı? Düşünüyorum ama bu olacağını tahmin etmiyorum. Etmediğim için de şu hanımefendi de ben defalarca özür diliyorum. Niye özür diliyorum? Çocuğumun... Peki, çocuğumun bu... bak çocuğum var. Şimdi ben çocuğumu atamıyorum. Özür yani. Diliyorum. Anladın ve vazgeçiyorum bu yani talepten. Ben ondan defalarca, yani, tamam. Binlerce defa ondan özür diliyorum. Peki. Ben. Tamam. Peki tamam. O zaman sizi... Tamam, teşekkür, hayatta teşekkür. Başarılar. Sen oturuyorsun. Kusura bak. Sen oturuyorsun. Olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Ben bir şey diyemiyorum. Efendim yani. Şimdi ben ne desem? Şimdi Asiye'nin aşklarına bakmak istiyorum. Asiye Hanım programımıza ilk geldiği günden beri esprili kişiliği ve doğallığıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Olabilir, niye olmasın, buraya evlenir. Farklı kişiliğiyle stüdyoda beklenmedik gelişmeler yaratan Asiye Hanım, gitar çalmaya olan özlemini bile dile getirmişti. Şu gitarının fişini falan çıkar, bir kucağına ver, bir çalsın. Güner şöyle şöyle yapıştırıyor. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Asiye Hanım'ın aşkları ise herkesi meraklandırmış. Asiye Hanım da açık açık yaşadığı aşkları izleyenlerle paylaşmıştı. Hele bir tanesi bayağı derinlemesine beni etkilemişti. İlk aşık olduğu kişinin ev sahibinin oğlu olduğunu söyleyen Asiye Hanım, ona duyduğu platonik aşkın ilk aşk olduğunu ve onu derinden etkilediğini söyledi. Benim ilk aşkım ilkokuldaydı. Coşkun diye bir tane, şu an doktor. Devlet Hastanesi'nde doktor kendisi ama o platonik olarak ben biliyordum da o bilmiyordu. Bakalım Asiye Hanım'ın aşk öykülerinin detayları ne? Asiye Hanım'ın merak edilen aşkları seni seçtim de. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Asiye'nin not defteri gibi aşk defteri yaptık. Şöyle bir baktık buraya geldiği günden beri Asiye'nin başından neler geldi, neler geçti. Seyrettin sen de bizimle Asiye. Sana öyle evet. Güzel bir beteri hazırlamış evet. Arkadaşlarımız. Şu anda ne düşünüyorsun bu olumsuzlukla ilgili? Vallahi yani bilmiyorum. Şu anda bir şey düşünemiyorum. Ben olumlu düşünüyordum kendisi hakkında. Ama karşı taraf olumsuz düşündü. Çocuğunu bahane kattı veya başka etmenler vardı. Kendi psikolojisi vardı belki de. Peki, İki senede ayrılmış, neydi? Şey yapmış. Aşk neydi senin için? Ne bekliyordun? Benim için aşk, yani aşk demeyelim de yani sevgi, aşk hepsi bir arada bir bütün yani benim için. O kişiyi de bulamadığım için herhalde bunlar oldu.
Belki de kendi biraz aile tarafından şey büyütüldüm. Yani tek çocuk olduğum için gül bebek mi derler yani. Bir kişi, bir çocuk olduğum için şey büyütüldüm yani. Pop büyütüldüm. O yüzden midir artık? Yani bir şeye üzülemiyorum ya yani. Ya sen zaten geçmişte de bir aşk hikayeleri, hani çocuksu da olsa yaşamışsın. Üzülme oldu, böyle evet. Şeyleri. Oldu dedin. Oldu. Mesela evet. Dün yarım kalmıştı. Demiştin ki ilk aşkım ev sahibinin oğluydu. Demiştin, hatırlıyor musun? Yok, ilkokulda Coşkun diye bir çocuk vardı. Ha. Ona platonik aşk duyuyordum ilkokulda. Ondan sonra işte... lise çağlarımda ev sahibinin oğlu. Ev sahibinin oğlu. Nerede görüşüyordun yani, ev sahibinin oğluyla? Yok, kendi evlerinde canım. Hani böyle ben merdiven boşluğunda kaparalarında falan mı görüyordun? Yok, kuaförlükte okuyordum. Ha. Oraya gider gelirken saç konusunda konuşuyorduk. İşte o zaman glaflar vardı. Kıvırcıktı saçı. İşte onları sürüyorduk. Glaflar açılıyordu bilmem ne. Şudur budur. Sen saçlarını yani, mı yapıyordun çocuğun yoksa? Sen mi yapıyordun saçlarını? Yani o glaflarla düzleştiriyorduk falan filan derken aile ilişkileri işte gidiyorduk gelip ev sahibimizin oğlu çünkü. Belki de ben de platonik bir şeyler duydum. Öylesine geçişti yani. Aileler bilmiyor muydu bir ilişkinizi? Annem biliyordu canım, annem biliyordu. Bir tek annem var zaten, annem biliyordu. Erkeğin ailesi biliyor muydu çocuğu? Onlar istedi yani, bu çocuğum olmasa şu çocuğum olsun demişti yani. Nasıl birinci, bir çocuğum olmazsa şu olacak? Birinci çocuğu olmadı da ikinci çocuğu oldu. Annem demiş ki senin oğlun demiş işte askeriye de okuyor. Benim kızım da burada okuyor. Yani şey yapsınlar, o çocuk beğenmemiş yani birinci çocuğu beğenmedi. Hayır, bunlar iki kardeşti. İki kardeşti. İkisi birden İkinci mi de, talip oldu sana o zaman? O zaman yani gençlik 17 yaşında gençlik aşkı öyle bir şeydi. Kapandı gitti. Platonik mi kaldı o aşk? Yok, platonik kalmadı. Ben de derin izler bıraktı tabii de. O artık evlendi gitti yani, çocuğu var, iki tane. O günden beri de kalbim böyle patır patır, kimseye çakmadın mı Asiye? Yok. Ay yani. Canım ya. Yok öyle. Çok istiyorum ben senin mutlu olmanı, mutlu bir evlilik yapmanı. Ben de öyle istiyorum ama inşallah kaderde varsa olacak. Peki, bu arada bir telefon hayırdır? Telefonumuz mu var? Buyurun. Alo, buyurun. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar. Buyurun efendim.